Türk kahvesi, cezve, ekmek, tavuk sosisi, tereyağı, peynir. Bu da bildiğiniz abi tadı aynı bizim yoğurt gibi olan şekersiz yoğurt. Kardeşler, abiler, ablalar, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Biz dün akşam bir karar aldık. Sri Lanka'da daha fazla kalmaya çalışacağız. Şimdi internetten araştırdım vizeyi uzatmak için ne yapabiliriz diye. Başkente geri dönüp vizeyle ilgili bir merkezi bir yer varmış. Oraya gidip orada vize işlemlerini gerçekleştiriyormuşuz. Şimdi bugün burada kaldığımız guest house burası. Motosikletimizi hazırlayacak abi. Motosikletle bir 150 kilometre yol yapıp hem yol macerasını hem de burada daha fazla uzun süre kalmak için vize işlemlerini anlatacağız. Hadi gidelim. Kaldığımız ev burası da böyle bir yerdi. Yukarıda odalar falan var. 7 dolara kiralıyorlar. Hemen şu yolun aşağısı da direkt sahil. Hadi yemek yiyek gidek. Ve sarı civcivimiz böylelikle hazır. İki tane de burada kasklarımız var. Yani bana soracak olursanız aslında böyle yarım kask motorda kullanılmaya uygun bir kask değil. Abi ne kadar yavaş gidiyorsan git o suratı tam kaplamalı kask. Bildiğim kadarıyla eskiden küçük bir motorcuydum ben de. Ve şu yanakları sıkması gerekiyormuş. Üstümdeki bu da GoPro'nun bir parçası bu. Kamerayı tam olarak şuraya sabitleyip böyle titreşim olmadan görüntü alabiliyorsun gezerken. Kırılacak bir şeyimiz var mıydı? Evet, motorumuz çalışmadı. Şimdiden yolda kaldık. Motorda şöyle bir marş sorunu var galiba. Oba! It's okay, okay, no problem. Abi motorun şu orta kısmı ismini bilmiyorum. Bunu havaya alıp arkadan ayak marşıyla çalıştırdığında çalışıyor. Thank you. Sri Lanka'da trafik tam tersi noktadan akıyor bize göre. Yani sol taraf gittiğimiz yol oluyor. Hani biz de sağ taraftan gidiyoruz ya. Adamlarda çünkü direksiyon sağ tarafta abi. Videoyu ilk defa izleyen varsa bu kadar güzel bir yerde tabii ki kalmayı istedik. Tabii ki uzattık vizeyi. Uzatmak için gidiyoruz. Şuranın güzelliğine baksana. Bak sörf dersi alıyorlar. Hadi çıkalım yola. Ve inanılmaz ucuz. Depomuz şu an yarıya kadar dolu. Umarım benzin alırken bir sıkıntı yaşamayız. Aa, QR kodu bir şey istiyordu ya. Abi şu anda bu bulunduğumuz bölgede burası Veligama. Tüm bu sörf yapmak isteyen insanlar, herkes buraya geliyorlar. Tüm sahil boyunca sadece sörf hostelleri var, sörf otelleri var. Ve sörf dersi burada saatliği tahtayla birlikte 8 dolara sörf öğrenebiliyorsun. Dalgalar ufak ve yeni başlayanlar için falan oldukça elverişliymiş. Yıllar önce yapmıştım burada sörf. Hadi gidelim. Denge problemi var bende, çok iyi duramıyorum. Bak mesela Neo Bay Hotel. Hepsi şey, sörfle ilgili. Agra Beach Surf. Bak Ceylon Surf, Ceylon Surf. Bakalım kaç para tutacak bu ya. Hadi bakalım, bu defalık yakıt aldık. Umarım yol boyunca götürür mü götürmez mi bilmem artık. Yine böyle şeysiz bulacağız. QR kodsuz. Sıkıntı ya bu durum. Ana. Böyle küçük doğal havuzlar varmış.
Okay. Where is the turtles? Turtles are with me go waiting little go work in 500 meter behind. Okay, thank you. Böyle doğal havuzlar. If I go now, turtles is there. Huh? Turtles is there. Yeah, can look here, there. Really? Burada böyle doğal havuzlar var. Havuzlar oluşuyor, insanlar girip yüzüyorlar. Dönüşte bir yerde buraya atlamak istiyoruz fakat. Okay. Maalesef ki şu an şeye yetişmemiz gerekiyor ama dönüş yolunda şunların hepsini yapmak istiyor. Şeyma. Baksana burası da havuz gibi. Gördün mü? Dostlar suyun... Oo köprü sakat. Suyun berraklığına, maviliğine bakın. Böyle bir yerde durduk, mola verdik. 2-2,5 saattir motor sürüyorum çünkü. Kocaman dalgalar geliyor. Hem birazcık motor soğusun hem de yolcularımız dinlensin değil mi? Belli bir saatten sonra bela olsun. Evet. Manzara çok iyi ama ya. Ha burada böyle elemanlar geliyor. Sana gel diyor, yardımcı olayım falan filan da. Gerek yok, her şey internette yazıyor zaten. Şurası da bina. İçeriye girip şimdi vizemizi alacağız. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız. Ondan sonra bakacağız yolumuza. 4 saat falan bir motor sürdüm. Bayağı yandım ya, kızarmış tabağa döndüm vallahi. Hadi gidelim. Visa. Yeah, I have. Geldik abi ofise, bize şöyle bir kağıt verdiler. Şimdi bunu dolduracağız, bilgileri. Adam başı 60'ar dolar ödeyip vizeyi alıp gideceğiz tekrar yola. Hadi bakalım. Şimdi pasaportları verdik, numaramızı falan doldurduk. Burada bekleyip ödemeyi gerçekleştireceğiz. 1 aylık vizeyi uzatmak için ödemeniz gereken para ise burada 60 dolar. 2 kişi 120 dolar ödeyeceğiz şimdi. Bu arada vize için geldiğimiz yerde burasıydı. İçerisi gayet temiz. Ablalar, abiler harbiden çok yardımcı oldular. Hemen işimiz halloldu. Bir yarım saat falan bekledik. Sadece 60 dolara 30 günlük daha vizeyi uzattık. Şimdi 4 saat 5 saat daha motor süreceğim. Hazır mısın? Hazırım. Ama önce bir yolda bir yerde yemek yiyelim. Evet. Devam edelim. Haydi gittik. Şeyma bizim co-pilotumuz. Motoru şöyle bir yere park etmiştim. Vallahi bu motorla iyi geldik 150 kilometre. Bu da dayımın parası. Thank you. Bizim sarı civciv. Hadi gidelim 150 kilometre. İşte buraya geliyoruz bazen böyle. Burada yüzüyoruz falan genellikle. Ara sıra da kendimizi şımartma olayında. Yemek böyle bir menünün fiyatı 150 lira falan. Böyle bir yer. Afiyet olsun. Şeyma hiç sevmez ama kokonat gördüm. Abi baksana. Adammış. One. Kokonat. Dayı burada satıyor. 100 rupiye 5 liraya satıyor bunları böyle. Hadi. Hak ettik, bir tane içelim. Soğuk olsaydı var ya ne güzel olur. Çaklaşıyor böyle. İnanılmaz bir meyve ya. Thank you brother. Afiyet olsun. Dostlar bunu içtikten sonra içi böyle bembeyaz. Böyle göstereyim. Yiyorsun abi bunu sonra. Harika tadı.
Abimiz kesiyor. Bak var ya, çok güzel, çok. Şeyma sevmiyor bunu, ben de hep tek başıma yiyorum işte. Suyunu içmiyorum ben. Veriz. Arkam olacak. Okay. Aradan 3 gün geçti. Hafta sonu bitti. Şu an pazartesi, biz derse yetişeceğiz. Aynı kırtasiyeye tekrar geldik abimizin yerine. Bu adamlar var ya, kral. Şimdi Şeyma, ne yapıyorsun bugün? Hocalar dedi ki aktiviteye ihtiyacımız var. Evet, biz de böyle hem Türkiye bayrağı hem de Sri Lanka bayrağının böyle bir çıktısını aldık. Çocuklarla boyama yapacağız. Hepsine birer birer pastel boya hediye etmiştik zaten. Bugün onlarla öyle bir etkinlik olacak. Harikasın, süper bir şey düşünmüş Şeyma. İki ülkenin de bayrağı var burada. Hem çocuklara Türkiye'mizi tanıtmak hem de kendi bayraklarını o pastel boyalarla çizdirmek için böyle güzel bir şey düşünmüş Şeyma. Hocalar da rica etti, etkinlik yapabilir misiniz diye. Biz de gidip şimdi bugün bunu yapacağız. Harikasın. Al 50-60 tane bastırıyoruz bundan. Okula doğru yol alıyoruz. Adam. Bu adam var ya adam. Bir de 4 tane çocukların şu stikerlerden eksikmiş. Fazla verdik galiba. Dağıtırken o sırada birbirine yapışmış herhalde. 4 tane de onlardan alacağız. Böyle. Sadece şu suluk olayını, suluğu doğru düzgün bulamadık. Karşıdaki dükkan çok ayıp etti. Suluklar elimizde kaldı öyle. Bunlar da çok dandik abi. Bildiğin su şişesi gibi. Durumlar böyle. Hadi okula gidelim mi? Ablası bak, tüm delikanlılar buradaymış. What is your name? Bayrağı unuttuğumuz için de Şeyma telefonla tek tek çocuklara tek tek bayrağın rengini gösteriyor, anlatıyor. Boyamaya başladılar bile. Çocukların bazıları verdiğimiz pastel boyaları getirmişler. Böyle bir şekilde. Bazıları da pastellerini getirmemişler. Bazılarına çantalar dağıtıldı. 14-13 çocuğa dağıtılmadı. Şöyle, o 13 çocuk yoktu çünkü o gün orada. Kurban olara. Give me five. Sen de. Oba. Hey yo. Korkuyor. Baksana, bayrağımızı bitirmiş bile neredeyse. Oo, çok güzel. Getirip sana mı veriyor? Bakayım. Kalmış sadece.
Hocalarımız da çocuklara tek tek gösteriyorlar böyle. Hello. Türkiye. Çok güzel olmuş. Aldığımız pastel boyalar böyleydi. 24'lü abi. Bunların içerisinde de hala dağıtılmayan çantalar var. Bu çantalarda kalan, eksik olan, burada da kalan işte pasteller, kırtasiye malzemeleri var. Bunlarla birlikte böyle boyama etkinliği yapıyoruz burada. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Sri Lanka. Sri Lanka. Türkiye. Sri Lanka. Türkiye. Thank you. Oh, çok güzel olmuş. Beautiful. Wow. Wow. Dur. Sri Lanka. Teacher. Sri Lanka. Türkiye. Çocuklar baya baya boyadılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bakın böyle. Ülkemizin bayrağı, Sri Lanka bayrağı ve isimlerini yazıyorlar buraya da. Şeyma harika düşündü bunu ya. Time. Bir. Bir. İki. Üç. Daha yüksek sesli. Çocuklar sanki Türkçe biliyordu. Bak hoca translate. Türkiye. Bir. İki. Üç. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Bu çok zor çocuklar için. Bu çok zor çocuklar için. Welcome, welcome, welcome princess, welcome. Welcome. Buyurunuz. Welcome to Zübeyde Principal. Elbisesi de çok güzelmiş ya. Hatırlayın varmı yanında. Şeyma şimdi çocuklarla oyun oynuyor. Kalbine kurbağa ben. Her şey tamam mı? Pastel, kalem. Lunchbox tamam. Oh, bir de buradan. Ben de. İstuti prenses, istuti, istuti. Burası da benim. Şimdi ders saati bizde. Evet.
Özete geçip bir kapanış yapalım bu konuyla ilgili. Şimdi tekrar üstün altını çizerek anlatmak istiyorum. Videoyu izleyen herkes keşke bize de haber verseydiniz, IBAN paylaşsaydınız, biz de destek olsaydınız diyecektir, ben yüreğimle inanıyorum. Zaten sizin izlediğiniz bu videolar sayesinde biz bu parayı kazandık. Kazandığımız paradan da, ben bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Dünyayı gezerken sosyal medyadan ve kendi yaptığım ticaretlerden, kendi yaptığım işlerden kazandığım bir para var ve köşeye ayırdığım bir para var. Bu parayla da dünyanın farklı yerlerinde böyle güzellikler yapmak istiyorum. Yapmaya çalışacağım Allah'ın izniyle inşallah. Bu da o noktalardan biri oldu. Bir Türk köyüne denk geldik burada. Devletimiz gelmiş burada insanlara tsunami'de hayatını kaybeden, evini kaybeden insanlara 2004 yılında 420 ila 500 460-450 civarında ev yaptırmış. Buraya da bir okul yaptırmış. İnsanların tapınaklarına kadar sanırım, yanlış bilmiyorsam. Tabii Budist tapınağına kadar yaptırmış. Her şeyini yaptırmış, hediye etmiş ve insanlar hala üstünden Türk bayrağı 18 yıl geçmiş değil mi? 18 yıl geçmiş. Hala üstünden Türk bayrağını kaldırmamışlar. Biz de geldik buraya bayrak elden ele devam ettirme mantığıyla. Devletimiz madem burada böyle bir şey yapmış, zaten gönlümüzde böyle bir şey var. Böyle bir şey yapmak istiyorduk. Şeyma bana dedi ki, ya ben YouTube'dan ilk kazandığım paralar bunlar. Ben de ortak olmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum diye. Birlikte aldık bu kararı. Birlikte böyle bir şey yapmak istedik burada. Bu köydekiler bizi çok güzel karşıladılar. Her Türkiye değişimizde böyle hemen kapılarını açtılar, evlerinde ağırlamak istediler, bize bayraklarımızı gösterdiler. Biz de bu okula geldiğimizde bizim de bir şey katkımız dediler olsun ya, dedik. Devletiniz gelip burada bize bu evleri hediye ettiler, çok teşekkür ederiz diye. Bu çocuklarla ilgili yaptığımız şeyden sonra da ailelerin konuşması sırasında açıkçası ben çok zor tuttum kendimi. Çünkü çok duygusal anlardı. Yani o ailelerin size olan tavırları, davranışları, hissettirdikleri bambaşka. O yüzden çok mutluyum böyle bir şeyin parçası olduğum için. Ben de çok mutluyum ve bunu aynı zamanda başta kendi ülkem, kendi memleketim olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde böyle güzellikler yapmaya devam edeceğim. Yapmak istiyorum. Kimseyi buna katmamamızın sebebi ise, arkadaşlar ben yolcuyum. Aylarca, yıllarca geri dönüşü olmayan, kolay kolay eve dönmediğim bir yola gidiyorum. Bu yüzden de... Oh, thank you. Thank you. Sağ ol. Bize bir şeyler hazırlamışlar. Yani üzerimde öyle bir para tutamam. Biri dönüp bana Berko hırsız, Berko takipçilerden para topladı, para nereye gitti vesaire gibi bir şey derse, abi ben yolda gidiyorum. Yani nasıl hesabımda o kadar büyük paraları tutabilirim ya da nasıl böyle bir sorumluluğu alabilirim? Bu yüzden hepimizin adına, bakın sizlerin de hepimizin adına, ben ve sadece Şeyma yaptı diye ya da başka ülkelerde yaptığım şeyler de dahil, hepimizin adına bağışlıyorum bunu, bağışlıyoruz bunu. O yüzden içiniz gönlünüz rahat olsun. Teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese, destek olan herkese. İki tane kardeşiniz olarak dünyanın bir yerlerinde gururla, onurla ülkemizi temsil etmeye, seyahat etmeye, insanlara dokunmaya, kültürümüzü tanıtmaya ve kültür öğrenmeye, bunlar ince çizgiler, bunlara devam etmeye çalışacağız böyle. Buraya da devletimiz atamızın annesinin ismini vermiş. Zübeyde Hanım Anaokulu burası. Ya bu çocuklar yarın öbür gün büyüdüğünde Zübeyde kimdir diye, Zübeyde Hanım diye yazdıklarında Google'a atamızın annesi çıkacak. Ülkemizin bayrağı çıkacak. Bu inanılmaz gurur verici bir şey. Ve her seferinde Türk köyümüz diyorlar. Ve mesela burada birçok yerde bu köy için gidip gelirken, insanlarla konuşurken söylediğimizde gerçekten herkes biliyor bu köyü. Türk köyü diyoruz. Aa evet, Midigama falan diyorlar. O yüzden çok aşırı duygusal bir durum böyle. Sana da çok teşekkür ederim herkesin huzurunda.
Sosyal medyadan çok az para kazanmana rağmen buna ortak olduğun için, vesile ama olduğun mesele, için. Ama mesele ne kadar kazandığımız değil aslında. Mesele ne kadar kalbin insana dokunabildiğimiz yani. Mutluluk yani para bu. Kazanılır, kaybedilir. Kesinlikle öyle. Para gelir giden bir şey. Neyse öyle. Çok uzatmayacağım. Evet. Biraz daha uzatırsam ağlayacağım yoksa. Bir çocuğu mutlu ettik. 50 çocuğumuza bunu yaptık. Böyle hakkınızı helal edin. İzleyen herkesin emeği, parası, kendi katkısı vardır bunda. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bize vakti hazırlamışlar. Bize gidip kola almışlar, bisküvi almışlar falan. Böyle. Thank you. Hadi birer yudum alalım, çıkalım. Bura okey. Okay. Ben normalde bir 3-4 yıldır falan Coca-Cola içmiyorum. Kola içmiyorum ama şu an bu insanlar bunu getirmiş. Zehir bile olsa elinden içerim. İçmemenin sebebi ise özellikle asitli bir içecek. Bak gördün mü? Bunu mesela midede böyle patladığını düşün. Midede asitlendiğini düşün. Bu çok zararlı. Ve çok şekerli, içerisinde ne olduğu belli olmayan bir içecek. Bu yüzden içmemeyi sağlık için tercih ediyorum. Limonata içiyorum onun yerine bulduğumda. Ya da kokonat suyu içiyorum falan. Daha sağlıklı. Ama insanlar yanlış anlarlar şimdi. Yapacak bir şey yok. Bu kadar hazırlamışlar. Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.